Tekrardan merhaba, kanalıma ve bu videoya hoş geldin. Eğer beni tanımıyorsan ben Nurnisa, Hacettepe Tıp'ta dönem 3 öğrencisiyim. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün online eğitimle dikiş atma becerisine öğreneceğim bir oturuma katılacağım ve bu süreci oldukça heyecan verici bulduğum için sizinle de paylaşmaya karar verdim. İlk olarak size e-hekimlik uygulamaları programımızı açıklamak istiyorum. Bu programa belirlenen karma küçük gruplar halinde katılıyoruz normalde. Yüz yüze gerçekleşen bir süreçti ve kliniğe geçmeden önce öğrenmeniz gereken beceri eğitimlerinden oluşan gerekse bazı konular hakkında konuşmak üzerine buluştuğumuz bir program özetle. Okulumuzun tıp eğitimi alanı bilim dalı bununla ilgileniyor. Bu eğitimlerden eksik kalmamamız ve kliniğe geçmeden önce öğrenmemiz gereken beceri eğitimleriyle ilgili her sınıfa özel olarak herkesin adresine özel hazırlanmış böyle klinik beceri eğitim setlerini bizlere gönderdi, bizlerden adreslerimizi alarak. İçinde o yılla ilgili öğrenmemiz gereken beceri eğitim materyallerinin hepsi mevcut. Ve dediğim gibi bunlar herkese özel olarak hazırlandı. Eldiven bedenine kadar hani bizden taleplerimiz alındı ve bizlere gönderildi. Bugün ben dikiş atma ve nazofaringeal sürüntü alma eğitimlerini gerçekleştireceğim. Bu yıl bunlardan sorumluymuşum. Bu şekilde gerçekleştirecek. Açıkçası nasıl olacak, yeterli olacak mı çok merak ediyorum ben de. Ama kutunun içinde her şey var ve gerçekten eğiticiyle hani İnternet probleminiz yoksa çok güzel öğrenebileceğimizi düşünüyorum ve çok da tıp hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum dikiş atma becerisinin. Eğer hele de cerrahiye meraklı olan biriyseniz bence bu özel bir an, benim için öyle en azından. Şimdi ben birazdan Zoom toplantısına katılacağım. Zoom toplantısına katılmadan önce benden beklenen iki şey var. Birincisi kesici delici alet kutusunu hazırlamak. Hani çevredeki insanlara zarar vermemesi, iğnenin kullanıldıktan sonra hem tedavi yapan kişi için hem de başka birini korumak adına zaten bunlar klinikte olan kutular ama bunun ev versiyonunu hazırlamamızı istediler. Onu hazırladım. İkinci olarak da Blackboard sisteminde hem eğitim videolarımız var hem de bir öğrenme rehberimiz var. Oradan okuyarak bu oturuma hazır bir şekilde, hani ilk defa duyduğumuz bir şey olmaması gerekiyor oturuma katılmadan önce. Bunları incelemiş olmamız gerekiyor. Ben onları gerçekleştirdim. Şimdi oturum için hazırım. Birazdan oturum başlayacak. Katılıp bakalım, ilk defa dikiş atmayı gerçekleştireceğim ve öğreneceğim. Şimdi bu kutunun içinde neler var diye bakarsak eğer bir listesini de göndermişler. Ben buralara bir yerlere koyacağım özellikle yakından görmeniz için. İlk olarak iki poşetimiz var. İki poşetin birincisinde dikiş beceri eğitimi için olan materyaller var. İşte dikiş setinin içindeki portegü, pense, düz klemp, bisturi sapı ve büstirden oluşan bir adet steril delikli örtümüz var. Bir adet 2 cc'lik enjektör, bir adet ampul, 5 adet kuru tampon, bir adet steril eldivenimiz ve bir adet de dikiş materyalimiz var. İkinci poşete baktığımızda da 2 çift steril olmayan eldiven, bir adet sürüntü setimiz var. Tüp ve pamuklu çubuktan oluşan. Ve baş boyun sacital kesitini gösteren bir anatomik resim var. Normalde insan üzerinde olan bir şekilde yapamayacağımız için, yani insan üzerinde deneyemeyeceğimiz için anatomik bir şema göndermişler bunu incelememiz için. Bu şekilde eğitim setimiz bunlardan oluşuyor. Ben dediğim gibi gerekli hazırlıklarımı gerçekleştirdim. Şimdi yaklaşık bir 10 dakika sonra eğiticimle buluşacağım. Grubumla birlikte bakalım neler olacak. Evet, eğitimimi tamamladım. Gerçekten değişik bir deneyim oldu benim için de. Böyle bir süreçte bu eğitimi almak hem motive ediciydi hem de bir ilkti yani. Hani böyle bir şeyi uzaktan almayı kimse hayal etmezdi tıp fakültesinde diye düşünüyorum. Genel olarak değerlendirmek gerekirse de eğitim sürecini, açıkçası eğitmen herkesin tek tek hani dikiş attığı yeri inceledi, doğru mu yanlış mı buna göre bir feedback'te bulundu. Yani gerçekten ancak bu kadar öğrenebilirdim diye düşünüyorum maket üzerinde. Gerekli her türlü materyal vardı. Eğitici tek tek dediğim gibi ilgilendi, geri bildirimde bulundu yaptıklarımızla ilgili. Ben de ilk dikişimi başarılı bir şekilde atabilmiş oldum. Böyle bir feedback aldım ben de. Mutlu oldum açıkçası bunun için de. Ama şimdi dikiş attıktan sonra dikişi alma eğitimini de aldığımız için şu anda çalıştığım alan bu şekilde. Gerçekten böyle bir süreçte böyle bir deneyim yaşamak benim için oldukça ilginçti. Ayrıca buradan Tıp Eğitim Anabilim Dalı'na da teşekkür ediyorum. Gerçekten bu eğitimi daha kısaltmayarak hem bize bir motivasyon kaynağı sağladılar hem de bu şekilde atlamadan bir eğitimimizi tamamlamış olduk. Her bir eğiticiye, bu programı hazırlayan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.